Arkadaşlar merhaba. Şimdi Amerika'daki videolarımız devam ediyor. Bugün sizlerle Amerika'da bir ev kiralayacağız ve bu evi gezeceğiz değerli arkadaşlarım. Haydi o zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Hiç vakit kaybetmeden işte gördüğünüz gibi geziyoruz. Burası evimizin dış kapısı. Arkadaşlar burası bir apartman dairesi. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok basit bir güvenlik var. Ve gördüğünüz gibi Türkiye'deki iç kapılara benzeyen bir dış kapı. Basit bir kulp ve çok basit bir kilit var. Bu şekilde güvenliği sağlıyorlar. Ben buna ilk geldiğimde alışamamıştım. Bu da elektrik düğmemiz. Arkadaşlar bu düğme burada lüksün bittiğini gösteren düğmedir. Çünkü havaalanına da gitseniz, camiye de gitseniz, kiliseye de gitseniz, bir müzeye de gitseniz aynı switch'i, aynı düğmeyi görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, buraya da yine bir oda yapmışlar. Bu oda ne işe yarıyor diyecekseniz, burası bir kiler gibi veyahut bir portmanto gibi kullanılabilecek bir alan. Gördüğünüz gibi biz buraya muhtemelen süpürgemizi, tuvalet kağıtlarımızı vesaire koyacağız. Ama aynı deseni her yerde görebiliyorsunuz. İşte burası evin mutfağı arkadaşlar. Mutfakta bu görmüş olduğunuz buzdolabı, ocak, mikrodalga, bulaşık makinesi ve içeride küçük bir kiler gibi bir yer daha var. Oradaki çamaşır makinesi, evet burası da bulaşık makinesi. Bunların hepsi dairede, apartman dairesi dediğim gibi bize sunuldu. Kendileri kiralayan şirketin içerisinde, evin içerisinde olarak bize kiraladığı malzemeler. Mikrodalga neredeyse Amerika'daki her evde bulabileceğiniz bir şey. Çünkü Amerikalılar beslenme şekline uygun bir alet. İşte gördüğünüz gibi kapıyı açtığımızda çamaşır makinamızı ve kurutma makinamızı görüyoruz. Entegre bir makine. Bu makineden daha önce de kullandım. Harika bir makine olarak düşünüyorum. Yani çamaşır makinesi bizim 90'lardaki sistemde çalışan merdaneli bir makinalarımız vardı. Onlara benzeyen bir makine. Üzerine de böyle bir kurutma makinesi yapmışlar. O da çok işe yarıyor. Çünkü burası çok nemli bir yer. Çamaşırlarınız değil, kendi eliniz, ayağınız bile kurumuyor. Evet, gördüğünüz gibi kapımızı tekrardan kapatalım. Çok basit mutfak dolapları, çeşit çeşit değil. Burada Lowe's diye bir mağaza var. Muhtemelen müteahhit oradan almış ve yapmış. Amerika'ya gelmiş, gitmiş, yaşamış olan insanlar bu Lowe's'u bilir. İşte burası da arkadaşlar bizim halımız. Bu halıyı ben 2012 yılında Breaking Bad dizisini izlerken görmüştüm. Bu halı, aynı halı. O zaman da aynı yorum yapmıştım. Herhalde Amerika'da her yerde var diyordum. Aynısını yıllar sonra geldim, yaşadım. Burası da gördüğünüz gibi bir fan. Lamba üstü fan. Neredeyse her ortamda, açık havada bile görebilirsiniz. Ve penceremiz, penceremizin üzerinde bir perde var. Bu perdenin yani nasıl çalıştığını ben hiç anlamadım. Daha önce kaldığım evde de sadece kapatıyorum, bir daha kullanmıyorum. Çünkü açtığım zaman kesinlikle kapatamıyorum. Gördüğünüz gibi yine bir balkon kapısının üzerinde bir daha ne daha perde görebiliyorsunuz. Yine bir elektrik düğmesi. Aynı dediğim gibi her yerde aynı. Kilitler her yerde aynı. Yani bu şartlarda güvenlik nasıl sağlanılıyor anlamış değilim. Ama bugüne kadar da bir hırsızlık olayına ben denk gelmedim. Mutlaka oluyordur. Mutlaka oluyordur. Evet, balkonumuz arkadaşlar. Balkonumuzdan çıktığımız anda karşımızda kocaman bir ormanla karşı karşıya kalıyoruz ve ben daha önce buraya yakın bir yerde geyik de görmüştüm bu ormanlardan gelen giden. Burada da bir oda var. Bu odada da evin sıcak su sistemini çalıştıran makinalar bulunuyor. Evet arkadaşlar, kapımızı kapatıyoruz tekrardan ve işte gördüğünüz gibi evin geriye kalan aksamlarından bir tanesi. Nedir bu? Klima. Olmazsa olmaz klima. Kışın ısınmamızı, yazın soğumamızı sağlıyor. Buralarda kaloriferle ısınma yok. Sıcak bir bölgede bulunuyoruz. Ve havalandırma arkadaşlar, Türkiye'de gerçekten en büyük, müteahhitlerin en büyük eksiklerinden biri evlerde havalandırma olmaz. Bunu burada yapıyorlar. İşte bununla da, bu fanla da bu giren
soğuk veya sıcak havayı, klimadan giren soğuk ve sıcak havayı dağıtıyorlar. Şimdi bir odamıza giriyoruz. Kusura bakmayın. Yeni kiraladık. Hemen heyecanla videomuzu çekiyoruz. Burası oda. Bakın odanın içerisinde giyinme bölümü yapmışlar. Bavulumuz yerde duruyor. Gördüğünüz gibi yani muhteşem ve basit bir şey. Aynı priz, çok basit tellerden yapılmış bir şey. Çok büyük bir süs yok. Olabildiğine sade. Aynı kapı, tellerden raflar, aynı halı, her şey aynı. Olabildiğince basit, olabildiğince kullanışlı bir şey. Yani odamızın içerisinde böyle bir şeyin olması derli topluluk açısından, düzen açısından ne kadar güzel. Ve dediğim gibi buradaki perde Allah'tan kapalı. Bunu hiçbir zaman açmayacağım muhtemelen. Ve gördüğünüz gibi yine aynı havalandırma. Her odada havalandırma oluyor mutlaka. Odanın içerisinde burada bir banyomuz var arkadaşlar. Banyomuza doğru şöyle bir geçtiğimizde banyoda küvet olmazsa olmazlardan biri. Burada modası geçmedi. Klozet hemen yanında. Buraya bir perde almam gerekecek muhtemelen küvet için. Ve işte gördüğünüz gibi lavabomuz aynı desende, dolabımızı da görmüşsünüzdür. Aynamız. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Sıcak su, soğuk su. Biraz önce balkonda göstermiş olduğum yerden ısınmasını sağlıyor. Kombi var orada. Evet. Bu klozetler de arkadaşlar önemli bir konu. Teharet musluğu tabii bulunmuyor. Bunları biz Walmart'tan alacağız. Onun da videosunu yapacağım. İşte gördüğünüz gibi basit, kullanışlı. Muhtemelen yani bizim Koçtaş gibi bir yerde alınıp yapılmış malzemeler olabildiğine basit. Siz de yani çok zengin birisinin evinde de muhtemelen aynı malzemelerden yapılmış birçok şey görebilirsiniz. Tabii ki mutlaka lükse düşkün insanlar vardır. Ben bunu dediğim gibi bir Breaking Bad dizisinde de aynı şeyi görmüştüm. Burada tamamen farklı bir eyalette de tamamen aynı kapılar, aynı halı, aynı musluk, her şey aynı. Evet, burası da evin tuvaleti arkadaşlar. Bu ev iki oda ve bir de giriş bölümü var. Bu oda ile, bu tuvalet ile bu oda buradan birbirine geçişli. Banyo gördüğünüz gibi, tuvalet ve banyo. Burada bu tuvalette bir de tabii ekstra havalandırmamız var. Tamamen aynı dizayn, tamamen aynı şeyler. Tek farkı bu odadan, bu tuvaletten odaya bir de geçiş var. Yani hem ortak kullanım için hem de o odadakilerin girip çıkması için yapılmış bir şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapılar aynı. Yine burada bir giyinme odası var. Yani mükemmel bir şey bu. Tabii bu evlerin tamamı ağaçtan arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Tabliyeleri beton. Muhtemelen birinci katın bazı kolonları beton. Ancak geriye kalan her yer ağaçtan yapılmış durumda. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine bir giyinme dolabı, giyinme odası. Bu odanın içerisinde de tamamen yine aynı şeyleri görüyorsunuz. Aynı imkanlar, aynı durumlar, aynı telden yapılma basit. Raflar, halı aynı, süpürgelikler aynı, boya rengi aynı. Olabildiğine basit bir ev. Bu şekilde bu bölgeye 600 tane daire yapmışlar ve bunları 1100-1200 dolardan kiraya veren bir şirket düşünün. Bu şirketler nasıl milyar dolarlık şirketler olmasın. Tekrar kapıya gittiğimizde arkadaşlar şimdi dışarıyı göstereceğim size. Gördüğünüz gibi 4 daire bulunan, katta 4 daire bulunan bir apartman dairesi. Gördüğünüz gibi yerler beton ama geriye kalan her yer ahşaptan yapılmış. Çünkü neden? Amerika'da ahşap ucuz. Bu yani korku filmlerinden aşina olduğunuz tarzda bir kasaba. Her tarafta mısır tarlalarının olduğu bir kasaba ama burada bile birçok otel var. Burada bile birçok kiralık ev dolu durumda. Amerika'nın iyi yönleri de var, kötü yönleri de var. Bugün sizlerle bu evi tanıttık. Şimdi arkadaşlar sizlerden yorumlara yazmanızı istiyorum. Merak ettiğiniz şeyleri ve bu evle ilgili yorumlarınızı lütfen yorumlara yazınız. Görüşmek üzere. Abone olmayı
ve beğenmeyi unutmayın.